Auzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmaîn. 56. üniteye geldik. Bu ünitemizin adı zaman ve mekan zarfları. Şimdi Arapçada bazı kelimeler var. Bunlar ister isim cümlesinde olsunlar, ister fiil cümlesinde olsunlar. Nerede veya ne zaman sorusunu sorduğumuzda bize cevap veren mansup isimler bunlar. Nerede veya ne zaman sorusunu sorduğumuz zaman bize cevap veren mansup isimler. Bunlar bunlara zarf diyoruz. Mesela öğrenci evin ortasındadır. İşte işçi fabrikanın sağındadır. Nerededir? Sağındadır. Kalem masanın altındadır. Nerededir? İşte altındadır. Ee, sana öğlen geldim. Ne zaman? Öğlen geldim. İşte sana akşam geldim. Ne zaman? Akşam geldim. Gibi. Ne zaman veya nerede sorusunu sorduğumuzda cümleye bize cevap veren kelimeye bunları zarf diye isimlendiriyoruz. Bunları zaten bize gösterecek yani zarf olarak kullanılan kelimeleri bize göstermiş olacak. Bu zarflar mansup kabul ediliyorlar. Bu zarflar mansup kabul ediliyorlar. Niye zarflar mansuptur? Nedeni nedir? Şundan ötürü çünkü Arapçada biz meful görmüştük ya hatırlarsanız daha önce meful görmüştük. Arapçada mefulun fihi denilen bir meful türü vardır. Bir yerin zamanını ve mekanını bildiren meful türü. Mefulun fihi diyoruz buna fiden hatırlayabilirsiniz. Harfecerdeki o fi'de da eki katan, zarfiyet anlamı katan fiden hatırlayabilirsiniz. Bu kelimeler de bize bir şeyin nerede ve ne zaman olduğunu anlattığı için bunlar da aynı şekilde mef'ulun fihi olarak kabul ediliyorlar ve bundan ötürü de mansup e, mansup oluyorlar. Demek ki Araplar bir şeyin zamanını ve mekanını bildiren kelimeyi mef'ul olarak kabul ediyorlar. Neden? Çünkü meful neydi? Mesela hatırlayın. Failin fiilinin üzerinde vuku bulduğu şeydi. Doğru mu? Failin fiilinin üzerine vuku bulduğu şeydi. Şimdi bir şey de bir yerdeyse bir yerde vuku buluyor. Bir zamanda bir mekanda vuku bulmuş oluyor. Bundan ötürü bunları da meful diye isimlendiriyorlar. Bütün zarflar yani burada göreceğimiz bütün zarflar ya başında harficer vardır ya da başında harficer yoktur. Başında harficer varsa zaten mecurdur. Zarflar isim olduğu için başına harfi cer geldiğinde doğal olarak sonu ne olacak? mecrur olacak. Başında harfi cer yoksa ise mansuptur. Harfi cerli olanları daha sonra göreceğiz. Harfi cersiz olanların bir kısmını da daha sonra göreceğiz ama şu anda biz bu dersimizde en yaygın kullanılan zarf türünü göreceğiz. Mansup olan ve muzaf olarak vakı olan harfi cer har, e, zarf türünü göreceğiz. Aynı zamanda bir şey daha bir kural daha olarak kabul edersiniz, edebilirsiniz bunu. Zarflar genellikle muzaftır kendilerinden sonra gelen kelime de muzafu ile olur. Zarflar genellikle diyorum o genelliklerin altını çizin demek ki farklı kullanımları da var. Zarflar genellikle muzaftır ve kendilerinden sonra gelen muzafun ilehidir. O zaman özetleyelim. Bir cümle içerisinde bize nerede ve ne zaman sorularına cevap veren isimler, nerede ve ne zaman sorularına cevap veren isimler bunlar zarftır. Nerede cevap veriyorsa mekan zarfıdır ne zamana cevap veriyorsa zaman zarfıdır. Bütün zarflar bir şeyin içinde vuku bulduğu yeri gösterdiği için mefuldür ve mansuptur. Bütün zarflar mefuldür ve mansuptur dedik. Yine dedik ki zarflar iki kısma ayrılırlar. Bir başında harf-i cer olan zarflar. Bunlar zaten sonu mecbur olur. Başına harf-i cer alan bir isim olduğu için mecbur olmuş olur. İki başına harf-i cer almayan zarflar. Bunlar da genellikle muzaf olurlar. Kendilerinden sonra gelen kelime de muzafun ileyh olur. Muzaf mansup olur zarf olduğu için. Kendisinden sonra gelen kelime de muzafun ilehi eee mecrur mecbur olmuş olur. Ee, şimdi burada bize bir zarf listesi vermiş sayfa 408'de. Hemen bakabilirsiniz. Mesela kable önce, ba'de sonra, emame önünde, halfe arkasında, varaa yine arkasında, yemine sağında yesara solunda, şimale bu da solunda, kuddame önünde, nahve yönelik doğru e, gibi anlamları var. Vasta ortasında, beyne arasında, lede yanında, inde yanında, yanında veya katında kullanılan e, duruma göre, tahta altında, fevka üstünde, dune, e, sız yani bir şeysiz anlamında. E, mesela dune talibin öğrencisiz anlamda e, anlamında bir şeyin başına geldiğinde dahile içinde harice dışında ma'a beraber e, şarka doğusunda garba batısında cenube güneyinde şemale e, kuzeyinde burada bir şeye dikkat edin şemale ile şimale arasında fark var doğru mu şimal ile şemal bir hareket farklılığı var şimal sonunda e, şemal olduğu zaman ise kuzey e, anlamında kuzeyinde havle çevresinde dolayında tuğle boyunca Tavale boyunca, mede boyunca. Yani mesela mede şari'i dediğimde cadde boyunca anlamında. İşte veya tule şari'i dediğimde işte cadde boyunca. Tulel mahalli dediğimde mekan boyunca gibi böyle anlamda. Ethna'e esnasında bunu Türkçe'de de kullanıyoruz zaten. Hilale sırasında. Yani mesela biraz önce dedim ki bir arkadaşımız absürdü. Ben diyorum ki işte sattali bu ethna'e dersi. Öğrenci ders esnasında apşırdı mesela gibi. Bunlar hepsi bir şeyin zamanını ve bir şeyin mekanını bize ifade eden zarflar. Şimdi öğrendiğimiz o kuralları şey yapalım, tatbik edelim. Sayfa 409'da bize cümle içerisinde örnekler vermiş. Şimdi bu zaman zarflarıyla ilgili şöyle bir şey de söyleyecek bize. Zaman zarfları, isim zaman ve mekan zarfları isim cümlesinde de kullanılabilir fiil cümlesine de kullanılabilir, İsim cümlesine de kullanılabilir, fiil cümlesine de kullanılabilir. Şimdi önce bize e, sayfa 409'da isim cümlesindeki kullanılışını e, bize vermiş. El imtihanun nihayiyi, son imtihan, yani final sınavı, Türkçe'de bizim söylediğimiz, kabilelaydi, <laughs> bayramdan önce, son sınav bayramdan öncedir. Şimdi burada dikkat ederseniz, Önce gelin bu cümlenin cinsini tespit edelim. E, bu cümle bir isim cümlesi. Bu cümle bir isim cümlesi. Neden? Çünkü bir isim ile başlamış. El imtihanun imtihan kelimesinin başında eliflam takısı var. Bu da onun isim olduğunu e, gösterir. El, o zaman bu bir müttada haber cümlesidir. Doğru mu? El imtihanın, imtihan. El nihaiyu, nasıl imtihan? El nihaiyu, son imtihan. Son sınıf. El-imtihanu mübteda, merfu, raf alameti damme. El-nihaiyu, bu da sıfat, bu da merfu, bunun da raf alameti damme. Şimdi el-imtihanu nihaiyu, kablel-i bayramdan öncedir dedik. Kable, zarftır. Neden? Bir şeyin zamanını belirttiği için. Doğru mu? Zarf olması hasebiyle mansuptur. Nasb alameti de fethadır. El-idi, muzafu ilehtir. Mecurdur, cer alameti kesradır. Burası bizi, bizi, ilgilendiren birinci kısım. قبل العيد قبل zarftır, mansuptur, nasb alameti fethadır. El aydi muzafu ileyhtir mecrurdur, cel alameti Yalnız şimdi burada e, bu bizim kendi konumuz. Ama ikinci bir meselemiz var. Daha önceki gördüğümüz konularda hiçbir mübteda haber almadan kalmaz. Her mübtedanın mutlaka neye ihtiyacı var? Bir habere ihtiyacı var. Burada zarf cümlesi, bu da şibhi cümledir. Nasıl ki harfi cer ile mecrur şibhi cümle ise, yani cümlecik tam cümle de değil. Ama cümleye benzediği için Araplar bunu cümlecik, şibhi cümle diye isimlendirmişler. Bu da aynı şekilde şibhi cümledir. Ref mahallinde haberdir. Ref mahallinde haberdir. El im, şimdi mantığı düşünün, mantıktan kavrarsınız zaten. El imtihanun nihaiyyu, final sınavları. E buna dair bizim yargımız nedir? Yani ne tür bir yargıda bulunduk biz bununla ilgili? Bayramdan öncedir yargısında bulunduk. Öyleyse bu cümle ne cümlesidir? Haber cümlesidir. Çünkü yargı yargı bilgi diyor. Ama zarf cümlesi olduğu için önce zarf olarak irab ediyoruz. Zarf olarak irab edip işimizi bitirdikten sonra aynı carla mecur gibi, harfi carla mecuru gibi zarfı da irab ettikten sonra bu defa diyoruz ki mahallen merfudur, e, haberdir diyoruz. Veya mesela bir başka cümle okuyalım. En nehru, nehir, vara'a arkasındadır. El cibalil aliyeti, yüksek olan dağların e, arkasındadır. Yüksek olan dağların arkasındadır. Şimdi e, bu bir isim cümlesi. Niye? Çünkü eliflamla başlamış. En nehru. Nehir. Mübtedadır, merfudur, raf alameti dammedir. Nerededir nehir? Varae, arkasındadır. Bu o zaman nedir? Zaftır. Varae zarftır, Vara zarftır mansuptur, nasb alameti fethadır. Doğru mu? El cibali, bu da e, muzafu ilehidir, mecrurdur, cer alameti kesradır. Dağı, dağların arkasındadır. Nasıl dağlar? El aliyeti, yüce, yüksek dağlar. O zaman, el aliyeti de sıfattır. Neyin sıfatıdır? Cibalin e, sıfatıdır. Mecrurdur. Cer alameti de kesradır. Şimdi bunu normal irabını yaptım. Tekrar şimdi başa döneceğim. Diyeceğim ki en mübtedaysa bu mübtedanın neye ihtiyacı vardır? Bir habere ihtiyacı vardır. Nehir. Nehre neyle hükmettik? Yüce dağların arkasında olmakla hükmettik. O zaman yüce dağların arkasında cümlesi ref mahallindedir, haberdir. Ref mahallindedir, haberdir. Burada bir şey dikkatinizi daha çekmesi lazım bu cümlede. cebel dağ demek. Cibal dağlar demek. Yani çoğul. cibal kelimesinin sıfatı çoğul olarak gelmemiş, müfret müennes olarak gelmiş. Niye? Çünkü akılsız bir cemiye delalet ettiğinden ötürü. Mesela diyor ki, etuyuru kuşlar, el mugarridetu öten, şakyan e, kuşlar. Garra da bu bir fiil, garra da fiil. Bu şakamak demek. Mesela eskiden bu Twitter değişmeden önce bir kuş şeyi vardı ya, ablemi vardı. Onun için Araplar şeye de tagrid ediyorlar. Tweet, tweet, tweetlere tagrid ediyorlardı. Tabii şimdi artık ne diyorlar? X oldu onu bilmiyorum ama o zaman en azından tagrid ediyorlardı. Onu biliyorum. Et tuyurul <laughs> mugarridatu şakiyan kuşlar beynel aghsani dalların arasındadır. Şakiyan kuşlar dalların arasındadır. E şimdi ben bunu nasıl irab edeceğim bu cümleyi? Et-tuyuru kuşlar bu isim cümlesi olduğu için mübtedadır. Merfudur. Raf alameti dammedir. Nasıl kuşlar? el tu, şakiyan kuşlar. Sıfattır. Bu da merfudur. Bunun da raf alameti dammedir. Şakiyan kuşlar nerede? Beynel aksani dalların arasında. Beyne zarftır. Mansuptur. Nasb alameti fethadır. El-aksani muzafu ileyhidir. Mecrurdur. Cer alameti kesadır. Ancak her mübteda bir haber alacağı için burada da haber ne olarak gelmiş? Şibhi cümle olarak gelmiş. Beynel aksani cümlesi, şibhi cümle, zaf cümlesi ref mahallindedir. E, tuyurun haberidir. Bir tane daha yapalım. Seyyarati <laughs> benim arabam indel mescidi mescidin yanındadır. Caminin yanındadır. Şimdi seyyarati ee, bu cümle bir isim cümlesi. Nereden biliyoruz? Çünkü yay mütekellime izafe edildiğinden ötürü ancak isimler bunlara izafe edilirler. O zaman bu bir isim cümlesidir. Seyyara, seyyarat daha doğrusu kelimesi müktedadır. merfudur. Raf alameti takdiri dammedir. Raf alameti takdiri dammedir. Açığa çıkmasına sondaki ya engel olmuştur. Çünkü hatırlarsan sonu a ile biten ve sonunda ya-i mütekellim olan e, kelimeler hepsi neydi? Takdiren ilab olunan kelimelerdi. Ya sükun üzere mebnidir. Cer mahallindedir. Muzafu ilehidir. Benim arabam. Daha önce de görmüştük. Demiştik ki bitişik zamirler e, isimlere e, bitiştiği zaman muzafu ileyh olurlar. Fiillere bitiştikleri zaman ise meful olurlar demiştik. Benim arabam. Nerededir? İndel mescidi mescidin yanındadır. İnde zarftır, mansuptur, nasb alameti fethadır. El mescidi muzafu ileyhtir cer alameti kesadır. Tabi her müptede haber alacağı için indel mescidi şibhi cümlesi ref mahallinde seyyaranın aynı zamanda haberidir. Bu isim cümlelerindeki e, zarfların kullanımına örnek. Şimdi fiil cümlelerindeki kullanımlarına e, örnek verelim. Birinci örneği okuyorum sayfa 410. Vecede buldu. Kim buldu? Erraculu adam buldu. Neyi buldu? Miftahahu. Anahtarını buldu. Nerede buldu? Beyner rimali kumların arasında. Beyner rimali kumların arasında buldu. Vecede fi limazi. Erraculu fail merfura falameti damme. E, neyi buldu? Miftahahu. Miftaha mef'ul mansub nasb alameti fatha Hu damme üzere mebni. Cer mahallinde muzafu ile. Bitişik zamirler isimlere bitiştiğinde muzafu ile olur demiştik. Nerede buldu? Şimdi bana zarf nerede olduğunu bildirecek. Beyne zarftır, mansuptur, nasb alameti fethadır. Errimali muzafu ilehtir, mecrurdur, cer alameti kesradır dedik. Evet. İkinci örneği okuyorum. Yeclisu oturur, oturuyor. El fellahu kim? El fellahu çiftçi nerede? Tahta şecaretin kebiretin büyük ağacın altında oturuyor. Yeclisu fiili muzaridir. El fellahu faildir merfudur raf alameti dammedir. Tahta zarftır mansuptur nasb alameti fethadır. Şeceratin muzafu ilehidir mecurdur cer alameti kesradır. Ağacın altında nasıl ağaç? Kebiratın büyük ağaç. Kebiratın de sıfattır. Mecurdur onun da cer alameti aynı şekilde e, kesradır. Burada e, çiftçinin oturduğu yeri bize bildirdiği için tahta kelimesi altında bu zarf olarak kabul ediliyor ve mansup olduğunu görüyorsunuz. Bir tane daha okuyalım. Altıncı örneğe bakabilirsiniz. Secene hapsetti. Eşşurtiyu polis. El-mücrime suçluyu. Kalfel kudbani parmaklıkların arkasına. E, Kudban bu bizim yani böyle zindanlarda meşhur parmaklıklar olur. Böyle e, çizgi çizgi şerit şerit ona verilen isim. Secene fiili mazi. Eşşurtiyu onun e, faili. Merfura falameti damme. E, kimi şey etti, kimi hapsetti? El mücrime. Mücrimi, suçluyu. Bu da meful, mansup, nas alameti, fetha. Nerede? Kalfel, kudbani. Parmaklıkların arkasında. Halfe. Zarftır, mansuptur, nasb alameti fethadır. El kudbani muzafu ileyhtir mecrudur, cer alameti kesradır. Gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi bu zarf konusunun örnekleri anlaşıldı mı? Ee, anlamadım örnek yapalım diyen var mı? Başka? Şimdi burası anlaşıldıysa sayfa 411'i açabiliriz. Sayfa 411'de bize bir konu anlatıyor. Ee, bu konu yani bir önceki konuda görmüş olduğumuz e, İrab'la alakalı değil de. Daha ziyade anlamla ilgili bize bir incelik, bir detay öğretecek. O da şudur. Mesela aklınıza şöyle bir şey gelebilir. Genelde okumuş olduğumuz örneklerde zarflar ya cümlenin sonunda geldi ya da ortasında geldi. Yani isim cümlelerine dikkat ederseniz bazen ortada bazen sonunda. Fiil cümlelerine dikkat ederseniz genelde cümlenin sonunda geldi. Bu da bize şunu gösteriyor. Yani zarfların sabit bir yeri yoktur hani illaki şurada gelecek diye bir yer yoktur. Evet, umumen cümlenin sonunda gelebilir. Özellikle fiil cümlelerinde umumen cümlenin sonunda gelebilir ama bu bir zorunluluk değildir. Ayrıca eğer siz vurguyu zarfa yapacaksanız cümlenin en başında da zarfı zikredebilirsiniz. Tekrar ediyorum. Eğer bir cümle kuruyorsanız ve o cümlede vurgunuz zarfaysa zarfı cümlenin en başına alabilirsiniz. Mesela şöyle düşünün. Diyelim ki ben size diyorum ki dedi ki mesela öğrenci ders esnasında apşırdı. Ne yaptık? İşte atasa. Et talibu esna ed dersi. Esna ed dersi. Ders sırasında, ders esnasında bunu en sona attık. Niye? Çünkü bu işimiz yok bununla. Bu sadece bize e, ne zaman e, sorusuna cevap vermek için. Ama ben özellikle bunun ders esnasında olduğunu vurgulamak istiyorsam esna ed dersi virgül <laughs> atasa talibu. Öğrenci apşırdı. Ders esnasında. Yani burada demek ki vurgum bunun derste olmaması gereken bir şey olduğuna vurgu yapmak istiyorum. Bunu buraya e, buraya almış oluyorum. Bunun gibi eğer siz bir yere vurgu yapmak istiyorsanız ve bu vurgu yaptığınız yerde zarfsa bir şeyin olduğu zamana, bir şeyin olduğu mekana e, vurgu yapıyorsanız onu ne yapacaksınız? Onu en başa e, alabilirsiniz. İrap yönünden değil ama incelik yönünden, vurgu yönünden bu böyledir. Mesela örnek vermiş bize. Demiş ki Zahebe, Zahebe gitti et tullabu öğrenciler nereye? İlel maksifi kantine büfeye, kantine gittiler. Ne zaman? Kable dersi dersten önce. Şimdi zehebe fiil, tullabu fail, ila harfi cer, el maksifi onun ile mecur cer alameti kesra, kable zarf mansub nasb alameti fetha, ed dersi muzafu ilehi mecur. Şimdi bunu, bu cümleyi şöyle de kurabilirim. Zehebe tullabu kable dersi ila el maksifi. Yani öğrenciler dersten önce kantine gittiler. Dikkat ederseniz birinci cümlede kable dersi cümlenin en sonunda, ikincide cümlenin ortasında, Bunda bir beyis yok. Bu iki kullanım tarzı da şeydir. Ama ben eğer vurguyu dersten önceye yapmak istiyorsam o zaman ne yapacağım? Onu en başa çekeceğim. Kabilet dersi dersten önce Zehebetullahu ile'l maksifi öğrenciler kantine gittiler. Burada sana özellikle anlatmak istediğimin ne olduğunu anlayacaksın. Dersten önceyi anlatmak istediğim, yani bu işin dersten önce olduğunu, asıl vurgulamak istediğim, altını çizmek istediğim şeyin bu olduğunu anlayacaksın. Şimdi mesela aşağıda bize örnek vermiş. Demiş ki Yeşrabu el-veledu çocuk içer el sütü kablen neumi uykudan önce. Yani yatmadan önce içer demiş. Burada dikkat ederseniz zarf cümlenin sonunda gelmiş. Şöyle de diyebilirdim. Yeşrabu el-veledu kablen neumi el de diyebilirdim. Bunu da söyleyebilirdim. Bu şekilde olabilir. Ama bir de şöyle de diyebilirim. Kablen neumi يَشْرَبُ الْوَلَدُ اَلَّا بَنَا Uykudan önce çocuk sütünü içer. Burada neyi anlayacaksın? Burada anlayacaksın ki vurku uyku, uykudan önce bu işin olduğunu belirtmek için özellikle bunu yapıyorum. Mesela buna örnek de vermiş aşağıda. اَثْنَا <laughs> dersi Ders esnasında دَخَلَ الْفَصْلَ مُفَتِّشٌ Müfettiş sınıfa girdi e, demiş. Burada dikkat ederseniz bu cümlenin aslında orijinali şöyle. دَخَلَ الْفَصْلَ مُفَتِّشُنْ esne اَدْدَرْسِ de diyebilirdim. Ama burada vurgu ders esnasında olmayacaktı. Fakat burada esna ed dersi dahil el fasla dediğimde bunun özellikle ders sırasında olduğunu ifade etmek istiyorsam bu şekilde yapabiliyorum. Şimdi bir meselemiz daha var. Haftanın günleri izafet terkibi içinde bir zaman zarfı olarak sıkça kullanılır. Şimdi gün isimleri bir şeyin zamanını belirttikleri için Bunlar zarf olarak kabul ediliyorlar. Gün isimleri, haftanın günleri, bir şeyin zamanını ifade ettiği için bunlar zarf olarak kullanılıyorlar. Haliyle bunlar genelde işte başlarına yevm kelimesi geliyor. Mesela işte yevmul ahad, yevmul ithneyn. birazdan göreceğiz zaten, pazar günü, pazartesi günü gibi. Bunlar da zarf olarak e, kullanılıyorlar. Niçin? Çünkü e, diyor ki normalde muzaf öğesinin son harekesi dammeli olmakla birlikte ne zaman sorusunun cevabı olan bir tamlamanın muzaf-terkibi olan yalın ya bu e, cümleyi bir de ayrıca şerh etmek lazım. Siz boş verin bu cümleyi ben sebe düz düz anlatayım. Şimdi şöyle normalde muzaf muzaf ileyh'i düşünün. Muzaf muzaf ileyh'i hiçbir öye olmadığı zaman bütün yalın ve mücerret isimler gibi merfudur. Biz daha önce ne demiştik? Bir isim bir cümlede öye değilse, yani yalın halde bulunuyorsa her zaman nedir? Asıl olan merfu olmalardır. Yani kelimelerin orijinal hali merfudur. Merfu oldukları için de sonları sonları dammelidir. Haliyle normalde mesela yevmul ahad dediğimizde, yevmul isneyn dediğimizde herhangi bir öyle değil de mücerret olarak söylüyorsak bunları bir öyle değil yani sadece zikrediyoruz bunları. Bunlar merfu olacaklar. Yevmul isneyni diyorum. Yevm muzaf öylesi merfu farkındaysan. Yevmul ahad diyorum. Yevmul sulasa diyorum mesela. Ama bunları cümle içinde kullanıldığınızda, kullandığınızda bunlar bir şeyin ne zaman olduğunu ifade ettikleri için o zaman ne olacaklar? Zarf olacaklar. Yevmel itneyni olacaklar. Yevmel ahadi olacaklar. Yani mansuba dönüşecekler. Örnek. Mesela diyor ki önce günleri bir okuyalım. Pazar günü yevmul ahadi. Pazartesi günü yevmul itneyni. Salı günü yevmul ee, sulesai. bu yevmul ahad, ahad bir biliyorsunuz. Birinci gün pazar. Yevmul itneyni ikinci gün pazartesi. Yevmul sulesai üçüncü gün ee, salı, yevmul erbi'ai, dördüncü gün, yani çarşamba, yevmul hamisi, beşinci gün, yani perşembe, yevmul cumaati, cuma e, günü, yevmul sebti, bu da cumartesi günü e, diye Araplar bu şekilde isimlendirmişler. Şimdi bunların cümle içinde kullandığımızda bunlar zarf olacak dedik. Ve zarf oldukları zaman muzaf olan yavum kelimesi mansuba dönüşecek haliyle. Diyor ki, İdül Adha, e, Kurban Bayramı, Yevme Thulesai salı e, günüdür. Kurban bayramı salı günüdür. Şimdi bu bir isim cümlesi. Neden isim cümlesi bu cümle? Çünkü Eid kelimesi adha kelimesine izafe edilmiş. Sadece isimler izafe edilir demiştik hatırlarsanız. Eydu el adha. Eydu mübteda. Merfu. Raf alameti damme. El adha. Muzafu ilehi mecurur. Cer alameti takdiri kesra açığa çıkmasına sonundaki özür engel olmuş. Sonu A ile bittiği için değil mi? Bunlar takdiri olarak ilave ediliyorlar. Eidul Adha Kurban Bayramı. Yevme zarftır, mansuptur. nasb alameti fethadır. Es-sulasa muzafu ileyhi mecurdur. Cer alameti kesradır. Niye buna zarf dedik? Çünkü bu kelime bize bayramın zamanını ifade ettiği için bunu zarf olarak kabul ettik. Zarflar da mansuptu dedik. dedik. Peki burada yanlış şöyle bir şey var. Hiçbir müpteda habersiz kalmayacağına göre irabı bitirdikten sonra tekrar başa döneceğim diyeceğim ki yevme thulesai cümlesi şibhi cümle ref mahallinde mübtedanın haberidir diyeceğim. Bir de fiil cümlesine örnek verecek. Cema'a topladı el fellahu çiftçi el khudara e, sebzeyi yani yeşilliği de diyebiliriz. Ne zaman yevme el ithneyni, pazartesi günü topladı. Cema'a fiil el fellahu onun faili merfura alameti damme el khudara Meful mansup nasıl alameti fetha. Ne zaman topladı? Bunun zamanı ne zaman? Yevme gününde. Yevme zarftır, mansuptur, nasıl alameti fethadır. El itneyni muzafu ileyhtir, mecurdur. Cel alameti de kesradır diyebiliriz. Evet. Yine mesela bize ne vermiş? Bir isim cümlesi vermiş. Hafletu <az> zefafi. E, ee, düğün merasimi. Yevmel ahadi. Pazar günüdür. Bu bir isim cümlesi izafetten ötürü müktedadır, mübtedadır. Ezzefafi muzafu ileyhidir. Yevme zarftır. Mansuptur. Nasb alameti fethadır. El ahadi muzafu ileyhidir. Mecurdur. Cel alameti Şimdi burada mükteda habersiz olmayacağı için yevme ahadi cümlesi şibhi cümle yani. Ref mahallinde mübtedanın neydir? Mübtedanın haberidir. Evet. Ve davana. Elhamdülillahi Rabbil alemin.